Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A neyi? Neyi belirtili nesnenin sorusu. B kim? Kim özneyi bulma sorumuz. Nasıl? Zarf tümlecini bulma sorusu. Nereden? Dolaylı tümleç. Nerede? Dolaylı tümleç. Şimdi bakalım hangisinin cevabı yokmuş. Sanatçı yapıtının konusunu kendi yaşamından aldığını ön sözde açıkça söylüyor. Söylüyor yüklemimiz. Söylüyor kim söylüyor? Sanatçı söylüyor. B'nin cevabını bulduk. Neyi söylüyor? yapıtının konusunu kendi yaşamından aldığını söylüyor. Neyinin cevabını da aldım. Bu da gider. Nerede söylüyor? Ön söylüyor. Neredenin cevabı da geldi. Nasıl söylüyor? Açıkça söylüyor. Nasıl da geldi? Cevap D. Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Birçok şiir kitabı bulunan şair, gerçek üstü arayışları olan bir sanatçıdır. Şimdi arkadaşlar ögeler bulunurken birleşik fiiller, tamlamalar kısacası tamlamalar diyeyim isim ve sıfat tamlamaları ikilemeler deyimler ayrılmaz birçok şiir kitabı bulunan şair gerçek üstü arayışları olan bir sanatçıdır gerçek üstü arayışları olan bir sanatçı burada sıfat tamlaması olduğu için burayı ayıramıyorum bu bir öbek ve yüklemimizdir yani yüklemimiz sıfat tamlamasından oluşuyor birçok şiir kitabı bulunan şair de öznemizdir yani cevap e Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi fiil soylu değildir? Yüklemleri bulalım hemen. Birinci cümlede yabancıydı yüklemimiz. İkinci de sürmemişti. Üçte ayrıldı. Dörtte gidiyor. Beşte de devrik cümle var. Bakın şurada aldık var. Almak fiil, gitmek fiil, ayrılmak fiil, sürmek fiil, yabancı isim. Cevap A. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? Yani aynıdır. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Sevdim yüklem. Kim? Ben, özne. Neyi sevdim? Senin beni sevebilme ihtimalini. Neyi sorusu da bize belirtili nesneyi verir. Özne, nesne, yüklem. A haksızlığa artık bir son verin acılar. Yüklem burada verin ama bizim cümlemizde sonda. O yüzden hiç zaman kaybetmiyorum. B'ye baktık. Yüklem vardır ama cümlemizde en sondaydı. Bu da gitti. C'de yüklem sonda. O zaman buna bakayım. Özneyi bulayım. Sana senden daha çok yardım edecek yoktur. Sana hangi ögedir? Kime? Sana. Dolaylı tümleç. Burada dolaylı tümleç var ama bizim cümlemizde özne vardı. Bu da gider. Geçmişten gelen hüzünler seni yıpratmasın. Yüklemimiz sonda. Evet. Kim yıpratmasın? Ne yıpratmasın? Geçmişten gelen hüzünler özne. Bakın aynen devam ediyor. Bakalım nesne var mı? kimi seni nesnemizde geldi hem de belirtili cevabımızda buymuş. E'ye baktığımızda tahmin edebiliyorum yüklem onun sıkıntılarını nesnedir. Fakat bizim cümlemizde özne de olduğu için bu da gider cevap D. Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Daha önce de değindiğim ayrıntılara inmeden örneklendirmeye çalıştığım bu olgu salt yazınsal eleştiri alanına özgüdür. Şimdi öznemiz şurada. Özgüdür yüklem. Neye özgüdür? Salt yazınsal eleştiri alanına özgüdür. Burası dolaylı tümleç. Öznemiz şurasıydı zaten. Daha önce de değindiğim ayrıntıları ilmeden örneklendirmeye çalıştım. Bu olgu salt yazınsal eleştiri alanına özgüdür. Şimdi d bağlaçtır. Bağlaç gider. Madan meden zarf fiildir. O da gider değindiğim dık dik sıfat fiildir. Sıfat fiilde gider. Örneklendirmeye de m isim fiildir. O da gider ama edat yok. Cevap a. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? D şıkkında yapılmış. Doğrusunu bulalım. Güneş kızılığını azalttıkça binadaki odaların ışıkları sönüyordu. Sönüyordu yüklem. Sönen ne? Binadaki odaların ışıkları özne. Ne zaman sönüyordu? Güneş kızıllığını azalttıkça burası öbek olarak zarf tümleci olacak. Buradan ayrılmaması gerekiyor. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sayısı daha çoktur? Ögeler bulunurken önce mutlaka yüklem, sonra özne, sonra da diğer ögelere geçilir. İnsanı hayvandan ayıran belli başlı özellik toplumcu ve idealist ruh yapısıdır. Toplumcu ve idealist ruh yapısı burada isim tamlamaları, sıfat tamlamaları olduğu için tamlamalar ayrılmaz. Burayı hiç ayırmıyorum. Komple yüklem olarak alıyorum. İnsanı hayvandan ayıran belli başlı özellikte özne olacak iki öge. Sanatçının doğaya eklediği şey yeni bir düzendir. Yeni bir düzendir sıfat tamlaması olduğu için hiçbir zaman sıfat isim tamlamaları ayrılmaz. Komple yüklem. Sanatçının doğaya eklediği şey de özne. Burayı da ayırmıyorum. Burası da öbek şeklinde bakın sıfat fiil öbeği var. Burada da iki ögemiz var. C çalışmanın zevkine varamayan insan can sıkıntısından kurtulamaz. Kurtulamaz yüklem. Kim? çalışmanın zevkine varamayan insan gene bakın fiilimsilerle kurulmuş öbekler olduğu için ayırmadım öznemizi neyden kurtulamaz can sıkıntısından neyden sorusunu sorduğum için dolaylı tümleştir 3 öge geldi De Şeyh Galip divan edebiyatının son büyük şairidir divan edebiyatının son büyük şairi isim ve sıfat tanımlamaları bir arada o yüzden buraya ayırmıyorum yüklem kim? Şeyh Galip özne 2 ögeli çıktı E. Bu sokaklar yarım bırakılmış aşkın tek şahidiydi Yarım bırakılmış aşkın tek şahidi isim tamlamaları, sıfat tamlamaları var. O yüzden ayırmıyorum yüklem. Bu sokaklar özne, öge sayısı fazla olan 3 öge ile C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan öge diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar vurgulanan öge derken yüklemden hemen önce gelen ögeyi soruyor. A. Dersler bitince öğrenciler dışarı çıktı. Çıktı yüklemimiz dışarıya. Nereye dışarıya? Burada dolaylı tümleç vurgulanmış. Arkadaşlar yer yön bildiren kelimeler mesela burada olduğu gibi dışarı ek aldıkları anda isimleşirler. Dışarıya ismini e haline aldığı için dolaylı tümleç olmuş. Mesela ismin i halini alsaydı nesne olacaktı. O yüzden burada dolaylı tümleç. Yöneldi yüklem, ağırladı yüklem, istedi yüklem, girmişti yüklem. Sınıfa yöneldi nereye? Sınıfa. Burada da dolaylı tümleç vurgulanmış. Odasında ağırladı nerede? Odasında. Nerede de dolaylı tümleci buldurur annesinden istedi kimden kimden de doları tümleci buldurur girmişti nereye içeri fakat burada e almadığı için yer yön zarfıdır burada yer yön zarfları da cümlede öge olarak zarf tümlecini oluştururlar o yüzden cevabımız e Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir Adam büyük imkanlara sahip olmadan bu işe devam etmenin kendisi için imkansız olduğunu anlamıştı Anlamıştı yüklem Anlayan kim? Adam, özne. Neyi anlamıştı? Büyük imkanlara sahip olmadan bu işe devam etmenin kendisi için imkansız olduğunu neyi de bize belirtili nesneyi verir. Şıklarda da özne, belirtili nesne, yüklem E de var. Cevap E. Sayılarla kurulmuş tamlamalar özne olduğunda yüklem tekil olur. Şimdi tamlama olacakmış ve sayıyla kurulacak. Aynı zamanda da özne olacak. A birkaç arkadaş ile birlikte yemeğe gittik. Kim? Biz. Öznemiz biz. Ama burada ne demişti? Sayılarla kurulmuş tamlamalar özne olduğunda burada sayılarla kurulmuş bir tamlama özne değil. Öznemiz biz. A'yı eledik. B öğrenciler kapının önünde bekleşiyordu. Burada sayı yok. Doğrudan eliyorum hiç bakmıyorum. C kitaplarım defterlerim yere atılmıştı. Yine sayı yok. Çünkü bakın soru demişti ki sayılarla kurulan tamlama. D dünkü kazada 4 kişi yaralanmıştı. Sayı geldi. 4 kişi. Sayımız var. Evet onu bulduk. Tamlama mı? 4 kişi. Evet. Sıfat tamlaması. Özne mi? Bakalım. Yaralanmıştı yüklem. Kim? 4 kişi. Özne. Evet. Peki ne olacaktı? Yüklem tekil olacaktı. Yüklem tekil mi? Yaralanmıştı. Evet. Cevap geldi. E maçı iki arkadaşını da götürmüş. Sayı var. 2 arkadaş. Evet tamlama ama özne değil. Kimi götürmüş? İki arkadaşını. Burada nesne. O yüzden cevap D. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin bir ögesi durumundadır? 3 ve 4. cümlelere bakalım. Önce 4. cümleye bakalım. Anlattıkların içinde kaybolmuş gibi. Bunu 4. cümleye getirirsek yani anlatıyor yüklem. Kim anlatıyor? Bir nina anlatıyor. Bir nina ne anlatıyor? Hikayeler anlatıyor. Nesne. Nasıl anlatıyor? Anlattıklarının içinde kaybolmuş gibi 3-5 insanı başına toplamış tatlı dille hikayeler anlatıyor. Üçüncü cümlemizin zarf tümleci durumunda olduğu için cevap C. Bu cümlede altı çizili sözcüklerin oluşturduğu öge aşağıdakilerin hangisinde vardır? Önce bir bulalım bakalım. Sinema salonunda film izlerken içinde bulunulan andan başka anlara akıyor insan. Akıyor yüklem kim? İnsan özne. Ne zaman akıyor? Sinema salonunda film izlerken nereye akıyor? İçinde bulunulan andan başka anlara nereye? Dolaylı tümleci verir. Demek ki dolaylı tümleci arayacağız. A kaç zamandır otobüsle uzun yolculuk yapmamıştım. Yok burada nereye, nereden kelimelerinin sorularının cevabı daha doğrusu. Yani dolaylı tümleç cevabı gelmiyor. D. Kim bilir daha önce kaç kez geçtiğim bu yolu ilk kez görüyor gibiydim. Gene nerede, nereye sorularının cevabı yok. C. Aslında özel olarak unutmamaya karar verdiğim nice olayı unutup gitmiştim. Nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden bunlar hep dolaylı tümlecin soruları ama cevap yok. D. Gidiş yolculuğum esnasında bunlara dikkat edeceğimi hiç düşünmemiştim. Gene yok. Nereye, nerede, kime, kimde, kimden sorularının cevabı. E. Derken otobüsün tepimizdeki hoparlöründen tanıdık bir melodi işitildi. Geldi işte işitildi yüklem. İşitilen ne? Tanıdık bir melodi özne. Ne zaman derken? Nereden? Otobüsün tepimizdeki hoparlöründen işte nereden? Sorusu dolaylı tümleci verir. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç bir isim tamlamasıdır? A. Eleştirmenler bu filmin oyuncu kadrosunu oldukça başarılı buluyor. Burada dolaylı tümlecimiz yok. Özne var. Bu filmin oyuncu kadrosunu var. Nesne var. Oldukça başarılı. Zarf tümleci buluyor. Yüklem. Burada dolaylı tümleç yok ve bir deha'nın portresini çok başarılı bir şekilde veren kitap buranın hepsi özne oldu. Farklı teknikler barındırıyor. Barındırıyor yüklem. Ne barındırıyor? Farklı teknikler. Bu da özne. Gene dolaylı tümleç yok. Dolaylı tümleci bulmak için neye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden sorularını soruyorum. C ikinci yeni şiiri şairin kendi içinde kendini arayışıdır diyebiliriz. Diyebiliriz yüklem. Ne diyebiliriz? İkinci yeni şiiri şairin kendi içinde kendini arayışıdır diyebiliriz. Burası da nesne. Gene dolaylı tümleç çıkmadı de Toroslardan geçerken Amanos Dağları'nın eteklerinden doğayı seyrederim. Toroslardan geçerken zarf tümleci. Yüklemimiz seyrederim. Amanos Dağları'nın eteklerinden seyrederim. Geldi işte nereden seyrederim? Amanos Dağları'nın eteklerinden dolaylı tümleç. Doğayı nesne ne demişti? Dolaylı tümleci isim tamlaması olacak. Amanos dağları, Amanos dağlarının etekleri, zincirleme isim tamlaması var hem de cevapta. E yazar yazdığı bütün maddelerde alıntı yaptığı kaynakları belirtti. Belirtirdi yüklem. Kim yazar? Özne neyi belirtirdi? Alıntı yaptığı kaynakları nesne nerede belirtirdi? Yazdığı bütün maddelerde Dolaylı tümleç evet ama isim tamlaması değil sıfat tamlaması bütün maddeler yazdığı bütün maddeler burada sıfat tamlaması dolaylı tümleç o yüzden olmaz cevap D. Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge sıralanışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle özne, yüklem, zarf tümleci ve dolaylı tümleçten oluşmuştur. Bir bakalım. Kadının sırtındaki erkek ceketi ilişti o an gözüne. İlişti, yüklem. Şöyle bölelim daha kolay olsun, karışık olmasın o an gözüme şimdi bakalım ilişti yüklem İlişen ne kadının sırtındaki erkek ceketi özne yüklemi bulmuştuk zaten ne zaman ilişti o an ilişti zarf tümleci nereye ilişti gözüme ilişti dolaylı tümleç ne demişti özne yüklem zarf tümleci dolaylı tümleç bu doğru ve ikinci cümle yüklem ve özneden oluşmuştur bakalım ikiye bir demiryolu işçisinin morları ağarmış eskimiş yazlık ceketiydi bu bu öznemiz bir demir yolu işçisinin morları ağırmış, eskimiş yazlık ceketi kısmı da yüklemimiz. Burası bir öbek olduğu için ayıramıyorum. Sıfat tamlaması şeklinde yapılmış bir öbek. O yüzden burası komple yüklem. Bu da gider. C. Üçüncü cümle zarf tümleci. Zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur. Bakalım üçüncü cümleye. Işık pırpır pır ederek vurdukça. Burada zarf tümleci var. Daha da bozarıyordu. Ne kadar bozarıyordu? Daha da. Bu da bir zarftır. Bozarıyordu yüklem. Yani yüklem daha da ne kadar sorusunun cevabıydı. Zarf tümleci vurdukça kısmı da öbek olarak zarf tümleciydi. İki zarf tümleci bir yüklem demişti. Doğru. D. Dördüncü cümle özne zarf tümleci dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur. Kadının elleri özne bularak gideyim. Bir an durgunlaştıktan sonra burası zarf tümleci. Ne zaman? Bir an durgunlaştıktan sonra zarf tümleci olağanüstü bir şekilde nasıl olağanüstü bir şekilde bu da zarf tümleci hareketlendi yüklem yani özne zarf tümleci zarf tümleci bulduk biz ama burada dolaylı tümleç dedi dolaylı tümleç olamaz çünkü olağanüstü bir şekilde nasıl olağanüstü bir şekilde dolaylı tümlecin soruları nelerdir neye nerede nereden kime kimde kimden cevabımız geldi e 5. cümle zarf tümleci dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur Hemen bakalım. Alnına düşen bir tutam saçı. Neyi? Alnına düşen bir tutam saçı. Nesne. Elinin tersiyle nasılın cevabıdır? Zarf tümlecidir. iterek devamı. Elinin tersiyle iterek. Yün başlığının altına nereye? Yün başlığının altına nereye dolar? Tümleci verir. Soktu da yüklem. Yani ne oldu? Nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklem cevap de.